ve üzerinde iyi düşünüp karar verilmesi gerekiyor. Dinçer, Kanal 7 medya grubunu ziyaret etti. Gündem masasının konu oldu. Belediye Başkanı Evren Dinçer, 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a destek amacıyla İstanbul'da hemşeri dernekleri temsilcileriyle buluşmalar kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde Yıldırım'a destek için İstanbul'da çalışmalar yürüten Belediye Başkanı Evren Dinçer, Kanal 7 medya grubunu ziyaret etti. Belediye Başkanı Evren Dinçer, Sultanahmet Belediye Başkanı Fahri Solak'la birlikte Haber 7 gündem masasının konuğu oldu. Belediye Başkanı Evren Dinçer programda Aksaray'ın geleceğine yönelik imar ve revizyon çalışmalarıyla birlikte hizmet ve projelerinden bahsederek İstanbul'da tekrarlanacak olan seçimlere yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şimdi imara ilişkin projeler ve ona ilişkin yapılacak çalışmalar yani kısa zamanda olacak işler değil. Hani 5 yıllık süreç içerisinde planlanması gereken işler. En azından orta ve uzun vadede yapılması gereken işler. Zaten imar işleri biliyorsunuz geriye dönüş olmayan şehrin ilerisine yönelik bir projeksiyon çizmesi gerekiyor. Ve üzerinde iyi düşünüp karar verilmesi gerekiyor. Aksaray'ın bir genelini kapsayan bir revizyon imar planı gündemimizde çalışmalarımız arasında. Bakanlıkla beraber mi yürütülüyor? Şu anki çalışmamızı biz yerel ölçekte yürütüyoruz ama proje belli bir noktaya geldikten sonra bakanlıkla da temasa geçilecek tabii ki o noktada. Burada konu kat yüksekliğine ilişkin Aksaraylı vatandaşlarımızın çok büyük bir beklentisi var. Mahalleler arasında kat yüksekliğine ilişkin bir dengesizlik oluşmuş. Aynı mahalle içerisinde de aynı şekilde serbest kat uygulamasından kaynaklı. Böyle durumda vatandaşlarımız tabii ki bir mağduriyet yaşadıklarını ifade ediyorlar. İşte evler yüksek kat yapılamadığı zaman eski tarz evler devam etmeye gidiyor. Evler yenilenemiyor, müteahhit bu işe girmek istemiyor. Dolayısıyla bunu da altyapıyı da yenilemek suretiyle yapmanın ben Aksaray'ın orta ve uzun vadede daha faydasına olacağını düşünüyorum. Altyapı çalışmaları, bunu destekleyecek bir su kanalizasyon çalışması ve yol çalışması yapılmadan sadece kat yüksekliğine ilişkin bir çalışma Aksaray'ın orta ve uzun vadesini daha kötü duruma hale getirecektir. Dolayısıyla biz o çalışmaları ikisini beraber bir şekilde planlıyoruz.